Hüsranlardan iyilik meleği olarak oğlum, takip ediyoruz abi. Seninle savaşmak da benim için büyük bir şeref ve onur abi. Burada daha da mübarekleşti İbrahim abi. Ya öncelikle İbrahim abi nerede kalıyorsunuz? Zorluk falan şartları nasıl? Yani burada açlık falan nasıl oluyor? Yani kendimize böyle tahtadan birkaç yer yapmaya çalıştık ama gerçekten zor. Buraya ilk geldiğimizde dediler ki fıtığı olan, bel ağrısı olan hiçbir şey kalmaz abi. Bel ağrısından yaşayan. Peki abi ben... Fobim var da bu yabani hayvanlar falan var mı burada ya? Daha sabah Hazal'ın orada bir kulübesi çadırının altından böyle yılan. Böyle bir toprak rengi, toprak rengi güzeldi. Yılan i̇şte kardeşim. Yılan çıktı. Abi peki ilaç falan olmuyor mu? Furkan yiyor onları ya. İlacımız şu. Çok yiyor. Yılan dansı yapınca gidiyorlar. Ali kardeşim. Neresin? Ali kendi içimizde de. Adanalıyım ben abi. Kaç daha önce ne yapıyordun? Ne iş yapıyordun? 29 yaşındayım. Atış eğitmenliği yapıyorum poligonda. Güzel. Savaş silahları ama. Güzel. İnşallah da size uyum sağlayıp yani beraber savaşmayı çok istiyorum. Yabaniler. Ama çok heyecanlı. Bir şey söylemek istiyorum. Yabanilerden korktum dedin de. Gerçekten Ali ile 2 yıldır biz poligondan atış eğitmenliğinden evet, arkadaşız. Evet, yine tanışıyoruz. Eski. Vay be şansa. Yabani ile ilgili aklıma gelmiş. Hemen söyleyeyim. Hı. Bülent abi burada ona dikkat etmen Niçin abi? Öyle. Sen bizi ancak ekranda görüyorsun. Bizim perişan halimizi hiç görmedin. Vallahi ben seni ekranda görmedim Bülent. Ondan yabani. Mesela burada Ali çok aç kalacaksın. Aç. Çok evet, aç Ali kalacaksın. Çok ama ben takip ettiğime göre... Diyor ki yabanı yıkanıp yiyelim diyor. Operasyon 41'de takip etmiştim Halil abi sizi geçen sene. Erzak ve tesisat oyunları var. Onları kazandıkça herhalde aç kalmıyoruz değil mi? Oo. Yetmiyor. Yani abi ne bak, olacak? Bir ön bir kere Ali'nin yiyorsun. Fanı. Erzak'ta karşı taraf o kadar şanslı işte ki ya. Biz bir şey böreği yiyoruz. Adamlar nerede et var, nerede tepsiyle ben alakalı şey var. Her şeyi yediler. İnşallah ben size uğurlu gelir. Bir şey olmaz. İnşallah. Ama bir şey söylemek istiyorum. Atışlarda konusunda çok şanslıyız. Takıma geldiğim için çok mutluyum. Sen de zaten dediğim gibi eskiden Rojin'le beraber var, çalıştık. Var o ışık var. İnşallah bir yok, poligonda eğitmez zaten. Yani, poligonda eğitmez. Badiler bir şeyler yok. Aynen biz. Silah atışlarında iyi olman çok iyi. Bizde de atışta iyi olan biri var ama silahlı değil ama Bülent normal atışta. Çok iyi. Güzel atar. Gerçekten mi ya abi yoksa? Boş mevzile çok güzel. Öbür atışta iyi. Bak senin sniper'dır 10. saniyede oyundan çıkar. Vurulur yani. Sen, anladın mı? Öyle sniper. Oyunda 5 kişiyi vurur. Başlamadan biter. Abi burada yani tuvalet falan lavabo yapacağımız yerler. Hiç sorun yapma abi. Lavabo falan her şey var. Buyur abi sen şunu al. Şu arka arka bir yerde. Çete istik hakkında. Ne demek dediğimi burada yaşadıkça anlayacaksın. Bunu cebine koy abi. İkisini lazım abi. Olacak akşama. Abi bu kadar mı yani? Anlayacaksın. Tüysüzünü kullanırsan hani daha iyi. Hoş geldin. Welcome to cehennem. Gel istiyorsan yatacağın yeri göstereyim sana. Aynen. İbo sen bu akşam yerde yatacaksın. Adım Ali, soyadım Ocak. Adana'dan geliyorum. Mesleğim ateşli silah eğitmenliği. Ateşli silahlarla eğitim veriyorum. Ve silahları çok seviyorum.